Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Euro bölgesi Haziran ayına kadarki 3 aylık dönemde %2.2 büyüme kaydederken aynı dönemde hane halkı tüketimde %3.7 artış gösterdi. Verinin ardından Euro dolar paritesi 1.1880 direncini test etse de ilerleyen saatlerde tekrar düşüş kaydetti. Satıcılı seyrin devamında 1.1776 desteğini ve alıcılı ataklarda 1.1915 direncini parite tarafında takip ediyor olacağı. Sterlin tarafına geldiğimizde ABD dolar endeksinin 92.10 üzerinde tekrar çıkış sağlamasıyla sterlin dolar paritesi 1.38 seviyesi altında kalmaya devam ediyor. 1.3880 altında kalıcı kırılmalar düşüş eğilimine işaret ederek paritede agresif satış baskılarını aynı zamanda tetikleyebilir. Düşüşün devamında 1.3596 desteğini ve yükselişte 1.3988 direncini takip ediyor olacağız. Yurt dışına geldiğimizde 2022-2024 dönemini kapsayan orta vadeli program doğrultusunda Türkiye için 2022 yılı büyüme oranı %5, 2023 ve 2024 yılı büyüme beklentisi %5.5 olarak şu an belirlendi. Yılın son çeyreği için enflasyonla alakalı bir gerileme olması aynı zamanda hedefler dahilinde. Diğer yandan doların tekrar güç kazanmasıyla dolar TL kuru 8.30 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yükselişin devamında 8.58-25 direncine ve düşüşte 8.18-20 desteğini takip ediyor olacağız. Ons altın fiyatı geçen hafta kapanışına doğru bir ayın en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra yeni haftada ABD istihdam rakamını şu an için görmezden gelerek tekrar düşüşe geçti. Kurum olarak belirlediğimiz 1811 pivot seviyesinin altına gerileyen değerli metalde 1803 desteğini takip ediyor olacağız. Alıcılı ataklarda ise 1827 direncine yine aynı şekilde hedef alabiliriz. Petrol için dün Çin verileriyle yükselişe geçen Batı Teksas petrolü Delta varyantının piyasa beklentileri üzerinde yarattığı baskıyla beraber tekrar geri çekilerek 69 seviyesi altında baskılamasını sürdürüyor. Düşüşün devamında 67.51 desteğini ve yükselişte 69.41 direncini takip ediyor olacağız. Endeks tarafındaki gelişmelere değinecek olursak Almanya'nın DAX endeksi 1988 yılında start almasından bu yana en büyük düzenlemeye imza atarak üye sayısını 30'dan 40'a çıkarma kararı almıştı hafta sonu. Yeni haftaya alıcılı başlayan endeks 16.000 dolara doğru şu anda işaret ediyor. 16.000 aşılırsa 16.215, 16.865 direncini takip ediyor olacağız. Düşüşte ise 15.605 desteğine hedef alabiliriz. Son olarak kripto tarafına geldiğimizde El Salvador'un bugün Bitcoin'i yasal olarak tedavide sokması Bitcoin fiyatını yaklaşık 4 ayın en yüksek zirvesine taşıdı. Gün içerisinde 52.000 doların üzerine çıkan Bitcoin için alıcılı atakların devamında 54.500 direncini ve düşüşte 48.160 desteğini takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.